engelliler. Tekerlekli sandalyeleriyle, bastonlarıyla, eksik bedenleriyle umursanmayan, dikkate alınmayan engelliler. Engelli komşu istemeyen ama engelli görünce şükür çeken bu toplumun ikiyüzlülüklerine maruz kalan engelliler. Gözlerinin içine bakarak değersiz ve çekilmez olduğunu düşündüğü engellilere sanki önem veriyormuş gibi yapan ve buradan bile kendisine şükür malzemesi çıkarıp yaşamını kutsayan toplumun içinde yaşayan engelliler. Sürekli sabır telkin edilen, cennet vaat edilen ama sokağa çıkmasına bile izin verilmeyen engelliler. Sokağa çıkabildiğinde ise fiziki engeller yüzünden adım atamayan, eve mahkum edilen, bir bardak suyu içmek için ya ihtiyaç gidermem gerekirse nereye giderim diye düşünen engelliler. Evet, konumuz engelliler. Engellileri toplum yaşamından soyutlayan unsurları azaltmak, mümkün olan yerlerde ise tümüyle ortadan kaldırmak, başta devlet olmak üzere hepimizin sorumluluğudur. Yaşamak ve bu hazzı tatmak bize büyük mutluluk ve gurur vermiştir. İnsan hayatta birçok kez yemin eder. Yeminler anlam ve taşıdıkları değere göre önem kazanırlar. Şeref taşırlar. Edinilen yeminlerin bedeli bazen hayattır. Bu yemin 1000 yıllık tarihimizin yeminidir. Bu yemin canımızın yeminidir. Bu yemin bize intikal eden en kutsal varlıktır. Bunun bedelini gerekirse kanımızın son damlasına kadar vermek, bunun bedelini gerek bu elbiselerimizin altında ve gerekse ömrümüzün sonuna kadar ödemek için yemin ettik. Aramızda az önce ettiğimiz yemin için şahitlik eden bir birlik var.
Bu birlik dün siperlerde savaşan erlerin arkasındaydı. Bu birlik Dumlupınar'da, bu birlik Çanakkale'de, bu birlik Afyonkarahisar'da, bu birlik Kıbrıs'ta savaşan erlerin arkasındaydı. Onlar ettikleri yemini gerçekten ödemesini bildiler. Tarih şahittir. Başkaları o gün modern silahları ile gelirken dünya şahittir. Kazma ve küreyi silah yaptılar. Yemin ettiler ve yeminlerinin hakkını ödediler. Ettiğimiz yemin bu kadar önemli ve bu kadar kutsaldır. Tanıklığınız bu kutsiyete layık olacağımızın kanıtıdır. Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur.
vali yardımcım, belediye başkanım, kıymetli konuklar, değerli silah arkadaşlarım, kahraman Mehmetçikler. Biraz önce şanlı bayrağımızın gölgesinde ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir eli silahta, bir eli silah arkadaşının belinde coşku ve heyecanla ant içen temsili askerlik uygulaması ile silah altına alınan 41 engelli vatandaşımızın ant içmelerine tanık oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 37. maddesine göre silahlı kuvvetlere katılan her asker ant içer. Askerlik andı, askerin mesleğine yürekten bağlanışıdır. Teminatı şeref, bedeli de gerektiğinde uğruna ölmektir. Silah arkadaşlığı elinden generaline, tüm silahlı kuvvetler mensuplarının birbirlerine olan gönülden bağlılığı ile üzüntülerini, sevinçlerini, son yudumuna kadar suyunu ve hatta ölümü paylaşmalarını ifade eder. Türk'ün maneviyatında ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı vardır. Bu değerler ışığı altında askerlik hizmeti bir vatan borcudur. Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverlerinin çelikleşmiş bir ifadesi olan ordumuz, yüce milletimizin sarsılmaz güvencesi olma uğrunda yemin etmiştir. Temsili askerlik uygulaması ile silah altına alınan sevgili evlatlarım, Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan askerlik, gururla yaptığımız şanlı ve şerefli bir görevdir. Sizler bu kutsal görevi fiziki olarak bütünüyle yerine getiremediniz. Ama her an kalplerinizde bunu hissettiniz. Bunun özlemini duydunuz ve bu sevinci hep yaşamak istediniz. İkmal ve Garnizon Komutanlığı olarak bizler de kısa bir süre içinde olsa sizlere bu duyguları yaşatabilmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Değerli anne ve babalar, askere evladını yollayan her anne ve babanın hayatında çok az yaşadığı güzel günlerden birini bugün burada hep birlikte yaşıyoruz. Yemin törenine katılarak bizleri onurlandırdınız. Şunu samimiyetle belirtmek isterim ki çocuklarınıza ne kadar ölseniz azdır. Son olarak bugünkü hür ve demokratik ortamda yaşamamızı sağlayan şehitlerimize Tanrı'dan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Yemin törenine katılan ve mutluluğumuzu paylaşan bütün konuklarımıza teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Arz ederim. Değerli izleyicilerimiz, Engeller Haftası'nı bu haftada coşkuyla kutlamaya başladık. Belediye Başkanımız yanımızda. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir etkinliğe katıldığınız için efendim. Neler hissediyorsunuz? Efendim tabii burada engelli erkek evlatlarımızı, onların ailelerini, silahlı kuvvetlerimizin mensuplarını büyük bir neşe içinde ve büyük bir memnuniyet içinde görmek gerçekten bizleri hoşnut ediyor. Hem temsil askerlik yapan engelli bireylere baktım, hem de onların ailelerine baktım. Hepsinin gözünde bir mutluluk var. Tabii biz askerliği, askerimizi çok seven bir milletiz. Burayı peygamber ocağı olarak görüyoruz. Elbette temsili de olsa, bir günle de olsa engellerimizin askere alınması, burada bir eğitime tabi tutulması, yemin töreninde bulunması ve akabinde terhis olması gerçekten büyük bir faaliyet. Engelli haftamızın bence en güzel etkinliklerden bir tanesi. Bundan dolayı silahlı kuvvetlerimizi ve tüm mensuplarını kutluyorum. Engelli bireylerimizin askerliği ve terhisi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine gözlerinizi bağlayarak Afyonkarahisar sokaklarında dolaşmaya çalıştınız. Neler hissettiniz efendim? Küçük de olsa bir empati kurduk. Elbette bu bizim Mesut Bey'in bir düşüncesiydi. 3 yıl önce başlattı. Gerçekten kendimizi zihinsel engelli yerine koyuyoruz. Kendimizi ortopedik engelli yerine koyuyoruz. Görme engelli yerine koyuyoruz ve onların karşılaştığı problemleri birebir yaşıyoruz. Örneğin ben bugün 300 metre daha yürümekte çok zorlandım. Kolumda birisi olmasa rağmen ilerlemekte zorlandım. Bu da bize görme engellinin ne tür problemle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Bize düşen görev onları anlamak, onlara yardımcı olmak. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Buradan bizleri izleyen engelli annelerine ve babalarına, ailelerine neler söylersiniz bu özel haftada? Efendim Afyon, Mesut Bey'in de ifade ettiği gibi engelli memnuniyeti de 400 sırada olan bir il. İnşallah bunu biz birinci sıraya taşıyacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun.
Değerli izleyicilerimiz, Afyonkarahisar Kent Konseyi Engeller Meclisi Başkanımız Mesut Yurt yanımızda. Böyle güzel bir etkinliği hazırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde Anıs Park'taydık, beraber yürüyüş yaptık, konserimizi gerçekleştirdik, halk oyunlarımız vardı. Sonrasında ise askere geldik, asker ocağındayız. Neler hissediyoruz? Asker ocağındayız. Gerçekten arkadaşlarımız çakı gibi asker oldular. Bir günde olsa askerliği tatmak güzel bir duygu. Ben de yaklaşık 3 yıl önce askerliğimi yaptım. Evet. Oldukça heyecan verici bir olay. Aileler açısından da tabii ki engelli arkadaşlarımız açısından da çok önemli. Şunu da garnizon komutanlığımız sağ olsun Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bize anımsattı. Engelliler her alanda var. Askerlikte de engellilerimizin var olduğunu burada sizler de gördünüz. Engelli arkadaşlarımız bu anlamda her alanda bir şeyler yapmak için çaba gösteriyorlar. Bu mutluluğu da tattıran garnizon komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz böyle güzel etkinliklerle, adınızı sıklıkla duyurduğunuz için. 2009'da ilk karşılaştığımızda bir cümleniz vardı. Engelli bireyler dışarıya çıktıkça onlara yönelik yapılan çalışmalar artacak demiştik. Galiba bunu başardınız. Tabii ki sizlerle de başardık. Ben Engelsiz Yaşam programının da bu anlamda devam etmesi arzusundayım. Çünkü evlere, köylere, mahallelere ulaşmak için güzel bir fırsattı o. Sizin aracılığınızla biz devam ettiriyorduk bu programı. Ve engelli kardeşlerimize yardımcı oluyorduk. Ama şu an herhalde geçici bir süreyle de olsa bırakıldı. Bunun devam etmesi arzusundayız. Çünkü köyden, kentten engelli kardeşlerimiz bizim buradaki faaliyetlerimizi öğrenip engelli faaliyetleriyle birlikte bizimle birlikte oluyorlar. Eğitim sürecine, istihdam sürecine, bu anlamda sosyalleşme adına da ciddi katkılarda bulunuyordu bu program. Bunun da devam etmesi arzusundayız. İnşallah buradan devam edeceğiz. Buradan seslenelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok sağ olun efendim. Mesut Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmalarından dolayı. Bir askerimiz burada. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Adın soyadın nedir öğrenebilir miyim? Zeki Özer. Zeki, nereden geliyorsun? Çobanlar'dan geliyorum. Afyon Çobanlar ilçesinden. Kaçta geldin sabah? 8'de buradaydım. Hı. Neler yaptın burada? Neler yaptık? Önce garnizon komutanlığına giriş yaptım. Sonra komutanlarımız bizi aldı. Yemekhaneye götürdü. Önce bir kendimize geldik. Sonra üzerimizi değiştirmek üzere üniformalarımızı giydik. Sonra eğitime başladık. Neler yaptınız? Eğitimde neler vardı? Eğitimde esas duruş, yürüyüş vardı. Çok iyiydi yani, memnunum. Hepsini tamamladın mı? Hepsini tamamladık. Mutlu musun? Mutluyum, çok mutluyum. Neler hissediyorsun? Çok güzel bir duygu, anlatılmaz bir duygu yani. Her şey vatan için, yani vatan için her şey değer yani. Çok güzel bir duygu. Bir gün yetti mi sana? Yetti. Peki buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersin? Anneme, babama ve bütün engelli vatandaşlara selamlar olsun. Bugünün engellisi, bugünün sağlam yarın engellisidir. Bunu hiçbir zaman unutmasın. Buradan beni sevenlere çok çok selam ediyorum. Peki selam vermeyi öğrendin mi burada? Öğrendim. Hadi bize bir selam ver. Evet değerli izleyicilerimiz, yine bir askerimizle birlikteyiz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Adın ne senin? Muzaffer. Soyadın? Akıner. Nereden geliyorsun? Afyon'dan. Merkezdesin. Evet. Neler yapıyorsun? İyilik, yani güzeldi askerlik. Ha, askerliği anlatacağız. Peki ne yaptın buraya geldiğinden beri? Abilerle askerlik yaptık değil mi? Yaptık. Neler öğrettiler sana? İşte tüvekleri tuttuk yani. Eğitimlere başladık. Neleri tuttun? Tüvek, silah. Ha, silahları silah tuttuk. Eğitimlere başladık. Eğitim yaptık. Hoş vakitler geçirdik yani. Peki nasılmış askerlik? Güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Yetti mi bir gün sana? Yetti, yeter. Peki neler öğrendin burada? Sadece silahları mı öğrendin? Selam vermeyi. Nasıl veriyorsunuz selamı? Baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzgüne yokuşuna ölürüm. Pınarlardan su doldurur Emine, mavi boncuk takışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm,
Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Bitti. Çok teşekkür ediyorum. Burada galiba velilerimiz mi var? Gelin. Amcası, halası. İsminiz nedir sizin? Fadime Çınar. Fadime Hanım, nereden geliyoruz? Afyon merkezden. Bugün buraya katıldınız. Akrabanız mıydı? Yeğenim. Yeğeniniz. Neler hissediyorsunuz? Çok güzel bir duygu. Yani çok gurur verici, çok heyecanlandık. Sağlıklı üzüldüm. Olsaydı daha farklı evet. mı gelecekti? Sağlıklı olsaydı daha farklı olacaktı. Tabii çok yani üzgünüz. Böyle olduğuna da gene ne mutlu. Bir gün olsun yaşadık yani bunu. Neler hissediyorsunuz peki? Onu öyle gördüğünüzde neler hissettiniz askeri üniformasıyla? Duygulandım. Yani anlatılmaz. Çok yani sevindim, duygulandım. Böyle çalışmalar sizce engelli bireylere sürekli yapılmalı mı? Faydası olur evet. mu? Evet yani dün de eğlence vardı, kına gecesi yaptılar. Yani çok güzel oldu. Böyle şeyler bilmiyorum olmalı. Çok güzel oluyor evet olmalı yani peki. Her zaman. Siz neler söylemek istersiniz son olarak bizleri izleyicilerimize? Heyecanlandık mı? Aynen. Amcacığım sen kimin velisisin? Muzaffer'in torunum ben Muzaffer. Dedesi. Muzaffer'in dedesi misiniz? Evet. Kaçta geldiniz buraya? 2'de geldim. Erkenden geldin, torununu asker kıyafetleriyle gördün. Neler hissediyorsun? Çok duygulandım, çok üzüldüm. Yani keşke sağlam olsaydı da vatanın görevini tam yapsaydı. Ona çok üzüldüm yani. Ama yine de bir günde olsa şükür, yaptılar. Şükür Allah'ıma yani, Allah'ıma şükür yani. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda askerlerimizi, engelli askerlerimizi bir günde olsa eğitime tabi tuttular ve terhis belgelerini verdiler. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim kendilerine. Bugün burada güzel bir program gerçekleştirdik. Bizleri izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Engelli bireylerle birlikte çalışmalarımıza hafta boyunca kesintisiz devam edeceğiz.